Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün gerçekten güçlü ve performanslı bir dikey süpürge ile birlikteyiz. Yumiya markasının... DS U23 modelli dikey süpürgesini inceleyeceğiz. Kutu gerçekten büyük ve kadraja sığmıyor. Şimdi hemen bir kutu içeriğine bakalım. Sonrasında sizlere teknik detaylarından ve özelliklerinden bahsediyor olacağım. Zaten gerekli süpürme performanslarını, aparatlarını hepsini göstereceğim. Şimdi kutunun zaten üzerinde böyle resmi gözüküyor. Hemen şöyle kutuyu şuradan bir yırtacağım. Yırttıktan sonra da direkt paketi açacağız birlikte. Kutunun karton kısmını açtık. Şimdi bu kaldı. Bunda zaten kendi ile geliyor. Tasarımı görüyorsunuz. Ya yani burada 2200 miliamperlik 420 wattlık 28 kilo Pascal emiş gücüne sahip klon teknolojisiyle donatılmış bir dikey süpürgeden bahsediyoruz. Fiyatlandırmasını zaten açıklamaya bırakacağım linkten ulaşabileceksiniz. Bakalım ürünün kutu içeriğinde neler var. Ben de sizlerle birlikte ilk defa kutuyu açacağım ve içeriğine bakacağım. Çünkü daha önce bu süpürgeyi inceleyen farklı bir kanal olmadı. Gene ilklerden olmaya devam ediyoruz. Artık gene bir nebze de olsa kadraja sığdırabildim. Şimdi içerisinden bir tane... Kullanım kılavuzu geliyor. Burada bakalım kullanım kılavuzunda neler var nasıl kullanacağımızla ilgili gerekli bilgileri eklemişler kullanım kitapçığına da. Bunu hemen bir kenara alıyoruz ve içerisinden çıkan parçaları tek tek bakalım. Bir tane şarj kablosu ürünü bununla şarj edebiliyorsunuz. Bunu da bir kenara alıyorum hemen ve ürünün asıl önemli parçalarından bir tanesi alt kısmı. Bu diğer incelediğim süpürgeye göre gerçekten biraz daha donanımlı ve büyük onu söyleyeyim. Tekerlekleri bile görmüş olduğunuz gibi baya büyük. Bu alt kısmındaki plastik ve süngerimsi bir silikon yani bu fırçalama yapısı bulunuyor. Buralarda gene parkenizi zemininizi çizmemesi için bir böyle süngerimsi yapı kullanılmış. Hemen bunu da kenara aldık. Şimdi en sevdiğim parçalardan bir tanesi aslında bu parça diyebilirim. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi bu tarz parçaları aslında bu tarz böyle dikey süpürgelerde hep ekstra satılır. Aslında bu bir koltuk, işte yatak bu tarz fırçalamaları sağlayan bir aparat. Bunu da bir kenara aldım hemen. Evet ama şöyle söyleyebilirim sizlere. Bakın daha ilk elime alışım, ürünü ilk defa inceliyorum. Yani birazcık tabii ki de teknik bilgilerine hakimim ama çalıştı bu arada. Ürünün gerçekten kalitesi, ağırlığından belli oluyor. Tabii ki de şimdi şey denmez, işte ürün ağır diye kaliteli değil. Öyle bir şey değil ama anlatacağım. Hemen bir tane teleskopik borumuz geliyor. Bakalım uzuyor mu bu? Boyu kısa geldi ama bana. Yani bu boyutta birazcık kısa gibi duruyor. Tabii şu an bu kameradan gösterebiliyorum bunu. Biraz boyutu kısa geldi bana. Yani bu uzayabilen bir parça değil mi? Bir parçası yok. Neyse bunu da bir kenara aldık hemen. Evet, ekstra bir parça daha çıktı. Bu da araçlarınız veya girilmesi zor bölgeleri kullanabileceğiniz fırçalı bir başlık. Bak, burası fırçasız. Burayı böyle açtım mı fırçalı oluyor. Yani bu da çizme vesaire yapmaması için güzel düşünülmüş bir parça. Bunu da bir kenara aldık. Bakalım kutuda başka bir şey var mı? Evet kutumuzun içeriği boş. Bunda batarya çıkartılıp takılabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Zaten bataryası da aşırı derecede ağır bir malzemeden üretilmiş. Yani bu dikey süpürgeyi ilk defa inceliyor olmak güzel bir şans. Segment bilgisayara da o yüzden teşekkür ediyorum. Şu anda taktık. 510 mililitrelik bir toz aznesi bulunuyor. Hemen orayı da bir açalım. Şu alt kısımdan yine burada bir tuş bulunuyor. Bastığınızda şuraya direkt kapak açılıyor ve iç yapısı da gayet iyi. HEPA filtreyi de görmüş olduğunuz gibi çıkartabiliyorsunuz. Burada bir HEPA filtresi bulunuyor ve bu da ayrılıp takılabilmesi de gerçekten güzel bir özellik olmuş temizleme açısından. Yanına sağına soluna baktığımızda buralar gene güzel bir malzemeden üretilmiş. Burası da pütürlü bir yapıda ki eliniz kaymasın diye. Şimdi şöyle bunu koyuyoruz buraya tekrardan. Zaten döndürmeli bir yapıda. Şöyle döndürüyorum. şu anda takıldı döndürerek bunu takabiliyorsunuz. Hadi bakalım bir şuradan bataryayı bir takalım. X start'ı verelim bu şekilde. Bak şu anda şurada led'ler yanıyor. Aşırı derecede Güçlü bir cihaz. 28 kilopaskallık bir emiş gücü olduğu için zaten hakkını verebilecek. Şimdi gelin teknik detaylarından bir bahsedelim. Şimdi cihazın hemen bir kurulumunu yapalım. Yani kurulum dediğim aslında direkt parçaları birbirine geçireceğiz. O kadar. Şu kısım şöyle olacak. Evet biraz boru kısa geldi ama olsun. Bu şekilde bir takılma işlemi sağlanıyor. Yumi DS... U23 Speedy Max Pro Beyaz olarak geçiyor. 2200 mAh'lik bir bataryası, 420 Watt bir gücü, 28 kPa'lık bir emiş gücüne sahip. Onu söylemek istiyorum. Ürünün çalışma süresi 50 dakikalarda şarj olma süresi de 2 ile 3 saat arasında bir şarj süresi sunuyor. Klon teknolojisi de bu çok aşamalı filtreleme sistemiyle tozu ve havayı hızla bir şekilde ayırarak daha sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlıyor. Gerçekten ürünün ben yapısını beğendim. Kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Şuradaki boru plastiğimsi bir boru ama üzerindeki yapı biraz daha böyle kaliteli hissettiriyor. Ayrıca HEPA filtresinin olması ve haznesinin iç kısmının da şeffaf olması güzel. Ağır bir ürün bu arada. Bir önceki incelediğim dikey süpürgeden bir tık daha ağır ve biraz daha böyle elinizde taşımak istediğinizde sizi yorabilir. Ama onun dışında çekim gücü gerçekten kuvvetli. Yani elinizi vakumlayabiliyor. Zaten 3 tane modu bulunuyor. Bak açıyorum. Birinci mod İkinci mod, üçüncü mod ve tekrar bastığımızda da direkt ilk moda geçim sağlıyor. Yani 3 modda güzel bir temizlik sağlar. Tabii ki de üçüncü modda sizlere 50 dakikalık bir süre sunmayacak. İlk modda 50 dakika, ikinci modda ise yaklaşık 35 dakikalara çıkacaktır. Yani düşecektir kullanım süresi. 3. modda ise 18 ila 20 dakikalık bir kullanım süresi verecektir. Zaten 3. modda çok fazla temizlik yapacağınızı düşünmüyorum. Ama yine de 3. modda gerekli olduğu durumlarda ara ara açıp hani temizlemesi zor kısımları rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şimdi gelin ürünü bir temizleme performansını göz atalım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde dikey bir durumda kalabiliyor. Bunu şuradaki aparatını böyle açtığımızda Gördüğünüz gibi temizleme moduna geçiyor. Bu arada terliğim çıktı. Bunu tekrar dikmek istediğinizde bakın. Bu şekilde bastırıyorsunuz hafifçe. Ve şu anda dikey bir pozisyonda artık kalabiliyor. Tabii ki de bunun dengesini sağlayın düşmesin. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir temizleme moduna hemen geçelim. Bakalım halıyı vakumlayabilecek mi? Şu anda ilk modla çalıştırıyorum. İkinci mod halıya iyi yapışmaya başladı. Üçüncü modda ise halıyı aşırı derecede güzel bir vakumlama yapıyor. Şimdi kapattık. Tekrardan bunu bir dikeyim. Şu ön kısmında görmüş olduğunuz gibi ledler bulunuyor. Bunu videoda bahsetmemiştim. Hatta açayım şöyle bir. Tekrardan görün. Bakın ledler gerçekten güçlü ve iyi bir ışık veriyor. Bu da önündeki karşısındaki tozları rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hazne bölümü gerçekten güzel ve pratik. Şuradaki tuşa basarak bu alt kısmındaki tuştan direkt hazneyi açabiliyorsunuz. Ve burada da HEPA filtrenin çıkacağı bölüm var. Onun dışında ekranı olması da gerçekten güzel. Ekranı da şöyle çalıştırıp göstereyim. Bakın birinci mod, ikinci mod, üçüncü moddayız. Burada zaten yanan ışık Şarj süresi şu anda şarjımız çok az. Şimdi bakın yere çay döktüm ve birinci modla çalıştırıyorum. İkinci modu alıyorum. Herhangi bir pislik vesaire bırakmıyor yerde. Bu arada Lastikleri yani şu ayak tekerleri büyük olduğu için güzel bir şekilde zeminde kayabiliyor. Hem halıda hem de zeminde. Ve böyle konumlandırmanızı da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi böyle konumlandırabiliyorsunuz cihazı. Kendisi ayakta rahatlıkla durabiliyor. Şimdi koltuğum aslında temiz. Fakat şu fırça başlığını da göstermek istiyorum. Bakın bununla da böyle koltuklarınızı, yataklarınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi başlık rahat bir şekilde tutunuyor ve şöyle de göstereyim çekimini sağlıyor. Yani ufak tefek mesela şu aralara giremiyor diyelim başlığınız. Bununla böyle giriş sağlayıp çekebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda birinci modda çalışıyor. Tekrar bir kapatayım şöyle göstermek istiyorum. Bu başlık bence güzel ve kullanışlı bir başlık. Diğerini de zaten kutu açılımında göstermiştim ama görmüş olduğunuz gibi bu başlıkta böyle hem girmesi zor yerleri hem de böyle koltuk, araç koltuğu, yatak işte herhangi bir yeri temizleyebilirsiniz. Hatta görmüş olduğunuz gibi ucunu tekrardan şöyle bir göstermek istiyorum. Geniş bir ağza sahip ve güzel bir şekilde tozları toplayabiliyor. Hazneye tekrar bakalım. Az önce çektiklerimiz hazneye düşmüş görmüş olduğunuz gibi. Baya böyle içerisine pislik birikmiş. Sadece bence tek dezavantajı 510 mililitre birazcık az kalmış. Hani litre bakımından tozu haznesi olarak. Evet, ürünü sizlere detaylı kutu açılımını ve kutunun içerisinden çıkanları gösterdim. Temizlik özelliklerini gösterdim. Hem koltuk hem yer detayı olarak. Yani ürünü nasıl buldunuz yorumlarda buluşabiliriz. Hani böyle teknik olarak daha fazla ürünü incelemeden sizlere şudur budur diyemiyorum. İlerleyen zamanlarda bir uzun kullanım test videosu da paylaşırım sizler için ki alacak kişilere de en azından bir örnek olmuş olur. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.